Peki Erkan Oğur, evet daha önce bir kez canlı yayında yapmıştım fakat o canlı yayın ne hikmetse kesilmişti. İnternetimi yanlış ayarlamıştım falan filan bir takım bahanelerle yapamamıştım. Erkan Oğur'a bakalım. Erkan Oğur'a bakmak, Erkan Oğur'u incelemek şöyle bir şey arkadaşlar. Çok kısa anlatayım. Erkan Oğur'u dinleyeceksiniz. Tıpkı bazı şarkıcılarda özel olarak söylediğim gibi yani bu şarkıcıyı dinlersiniz arkadaş. Bu şarkıcı çünkü veya bu iş yapan kişi size müziğin tüm dallarından seslenir. İşte Bobby McFerrin böyledir. Türkiye'de Cem Karaca böyledir. Barış Manço böyledir. Fatih Erkoç böyledir. Erkan Oğur böyledir. Başka bir dünyadan size kapı açarlar ve orada sizin yaşamanızı isterler. Bu da gerçek müziktir zaten. Bir hayal dünyasına sokarlar. Ne söylerse söylesinler aslında. Dinleyelim bakalım. Seneler önce ilk gittiğim Erkan Oğur konseri aklıma geliyor. Merdivenlerde izlediğim Cemal Eşitre'ydi. Hayatımın en unutulmaz anılarından biriydi gerçekten. İsmail Hakkı Demircioğlu'yla çıkmışlardı. Bir bağlama, bir de işte gitar, o zaman saz da çalıyordu Erkan Oğur. Rüya gibi bir konserdi ya. Sanki 10 kişiydiler sahnede. Erkan Oğur girdiği zaman zaten akan yani sanki sazının sesi olmuş. Dedim ya, bir şey söyleyemezsiniz üstüne. Göğse doğru düşüyor kan. Ama gördüğünüz gibi tenor olduğunu çok net görüyorsunuz zaten. Bol bol kafa sesinde kalıyor. Bol falsetto sesler. Fakat daha sonra arada bir coşkulanıp tekrar bırakıyor. Göğse doğru düşüyor. Geçiyor. Kafa sesi. Göğüs sesini katıyor. Dedim ya, bazı sesler farklı. Erkan Oğur sazının sesi olmuş. Sazıyla aynı şeyi yapıyor. Sanki sazının bir sesi var, o da Erkan. İnanılmaz bir ses gerçekten. Başka bir şey anlatıyor size. Yani hani bir sürü şarkıcı inceliyoruz. Her biri zaman zaman yorumuyla, zaman zaman ses aralığıyla, işte sesinin kuvvetiyle ortaya çıkıyor. Erkan Oğur gibi sesler, Erkan Oğur gibi sanatçılar bir bütün olarak sizin karşınızda varlar. Sizi etkiledikleri şey o zaten. Bir bütün olarak sizin karşınızdalar. Tek bir parça, tek şarkı söyleyen, tek saz çalan değil, her şeyi bir arada yapan ve büyük bir müzikal birikimle yapmasının sonucunda bunu size sevdiriyor. Sevmenizin sebebi bu onu. Çünkü size onu farkında bile olmadan sizi bütün kodlarıyla size gönderiyor kulağınıza. Sizin kulağınız da onu nasıl algılıyor bilmiyorum ama o şekilde algılayıp beyninizin içine, hücrelerinize sızan müziktir. Erkan Oğur'un yaptığı müzik hakikaten böyle. Geçiyorum. Benzerdir muhtemelen. Bir tane daha bakacağım Erkan Oğur. Türkan. Müthiş bir. Şey yok arkadaşlar, ne diyorum? Sızar ya. Hakikaten terapi gibi müzik. Erkan Oğur'un yaptığı şey artık bazı sınırları aştığını düşünüyorum ben. Fazlasıyla aştı. Yani kalıplardan yani müziğin hep böyle işte ne bileyim kalıpları vardır. Başlangıç, orta bölüm, şurası, burası bilmem ne. Erkan Oğur'un yaptığı şey bu kalıpların hiçbirine artık uymuyor. İlk notayı verdiği andan itibaren sizi direkt esir alıp, sizi direkt çevreleyip, sizi sanki böyle notalarla koruyor. Notalarla sizi sakinleştiriyor. Notalarla huzur veriyor. Notalarla bir yerlere götürüyor. Gerçekten Erkan Oğur'un sesini açıklamak, ses analizini yapmak, bunların hepsini söylemek demek. Çünkü Erkan Oğur'un sesinin içinde size giden bütün bu şeyler var. Anlattığım her şey ses frekanslarının içinde size ulaşıyor. Ses dalgalarıyla geliyor. Ve
gene aynı. Bakın biraz önce sazdı. Şimdi perdesiz gitar var. Gene sazının sesi olmuş. Sazının sesi. Yani o enstrüman onun sesi gibi zaten çalıyor. Kendi sesiymiş gibi çalıyor. Söylerken de enstrümanın sesiymiş gibi söylüyor. Bir harman haline gelmişler. Geçiyorum. Tabii ki muhteşem Derya Türkan. Klasik kemençe. Geçiyorum. Bu albüm inanılmaz bir albüm. Mutlaka alın. Erkan Oğur'un Derya Türkan'la yaptığı bu albüm inanılmaz güzel bir albüm. Bakalım söyleyecek mi, söylemeyecek mi bir şeyler. Sanırım enstrümantal. Erkan Oğur, of of. Hakikaten başka bir şey ya. İyi ki bu ülkede yaşıyorsunuz. İyi ki bu ülkede varsınız. Hakikaten muhteşem. Devam. Bizi gerçekten yaşadığımız yerde mutlu olmaya sevk edecek insanlar. Bu sanatçılar arkadaşlar. İyi ki burada yaşıyorum. İyi ki burada onları duydum, kulaklarım tanıdı diyebilirsiniz bu insanlar için. Devam edelim.